Yine de burada da dikkatli olmamız gerekiyor Oğuz. Biraz önce söylediğim, yani bir olgunun sorun olarak karşımızda olması ve onun eleştirisi, ama ileriye doğru eleştirisini yapmak, evrensel, insani anlamda eleştirisini yapmak ve bir ekonomi politik sistemin oyuncağı olmama çabasıyla eleştirisini yapmak ayrı konu. Burada yine İffet teyze devrede. İffet teyze burada da işe karışmış. Diyor ki yani mahremiyeti açmak. Şimdi yani Eskişehir Belediyesi yeni başkan, biliyorsun, kadın CHP'li başkan, kendince böyle bir ihtiyacın olduğunu belli ki saptamışlar ve bu saptama doğrultusunda kadın cinselliğini ayıp saymayan çağdaş bir anlayışla hareket ederek böyle bir duyuru yapmış. Ha, bunun işte billboard'da olması olmaması, yani demek ki kendince en etkili şekilde vatandaşlarına, şehirdaşlarına, kadın vatandaşlarına ulaşma yolunda böyle bir yolu seçmiş. Ha, bana sorarsan, sonuçta biliyorsun biz reklamlarda, televizyon reklamlarında benzeri işte kadın pedi reklamlarını görüyoruz. İşte orada ünlülerin bir şekilde reklamlarda işte reklam yüzü olduklarını, sporcuların, voleybolcuların, değil mi? Kadın voleybolcularımızın, biliyoruz. Böyle bir sistem işleyişi var. Yani bunu yine biraz önce söylediğim gibi tüketim kapitalizmi, tüketim ekonomisi, tüketim kültürü başlıkları altında eleştiriye tabi tutabilirsin. Ama aynı eleştiriyi elbette tesettür defilelerine, işte harem selamlık tatil beldelerine yönelik de yapabilirsin. Yani Türkiye'de dindar muhafazakar kesim de bu tüketim kapitalizmi işleyişinin dışında değil. Bunun da altını çizelim, dipnot olarak koyalım ve devam edelim. Şimdi burada ne yapıyor bize AKP'li, ne dedin, belediye meclis üyesi, değil mi? Kadın kolları başkanı AKP Kadın AKP'nin. Kolları Başkanı Özlem Ünalır. Evet. Ne diyor hanımefendi? Öyle diyelim. Ne diyor hanımefendi? Mahremiyet. Mahremiyetin işte ihlali. Ya mahremiyetin ihlalini şeyde daha yüksek görüyorsun. Tesettür defilelerinde daha yüksek görüyorsun. Sosyal medyayı açtığın zaman o internet satış siteleri, işte popüler tesettür firmaları falan, neler neler görüyorsun. Burada belediye başkanı vatandaşlarına ihtiyaç olduğu üzere kadın pedi dağıtılacağını ücretsiz olarak bildiriyor. Yani biraz şeyle ilgili bu aslında. Kadının ve erkeğin pozisyonlarının çocukluktan itibaren, biliyorsun, kadın cinselliği tabudur, yasaktır. Erkek cinselliği ise gözler önündedir hep. Yani bir otobüse bindiğin zaman, metrobüse bindiğin zaman erkeğin oturuşuna bak, bacaklarını ayıra ayıra oturur, kadının oturuşuna bak, işte derli toplu bir oturuş. Bu çocukluktan başlar ve mahremiyet bu anlamda kadına dayatılır. Şimdi biliyorsun, küçük çocuklara çok enteresandır. Beni mazur görsün izleyenler. Örneği bir toplumsal cinsiyet, kadın erkek farklılaşmasının, eşitsiz farklılaşmasının nasıl hayatın içinde çocukluktan, bebeklikten, bebeklik değil belki, işte ilk çocukluk evresinden başladığını söyleyelim. Ne der baba mesela 5 yaşında oğluna? Göster oğlum bakayım amcanlara şeyini, hadi öyle diyelim. Ve böyledir. Burada mahremiyet yoktur mesela. Ve orada işte kadınlar da olabilir, aileler de olabilir, ama böyledir. Erkeğin cinselliği mahrem olmaz hiçbir şekilde.
O yüzden de mesela ne demiş Eskişehir Belediye Başkanı, hayatımız boyunca bize bu döngünün ayıp olduğunu, yani pis olduğunu, hastalık olduğunu, ya hastayım diyor biliyorsun, mens olduğu zaman Türkiye'de kadınlar geleneksel olarak böyle, bunun hastalık olmadığı. Ya da şunu düşün, mesela erkek çocuğun cinselliği sünnetle nasıl böyle davul zurnayla düğün olarak kutlanırken, kadın ya genç kızın cinselliği, yani ilk mens olma durumu gizli saklı, uzun yıllar öyleydi bu. Yani sanki suçmuş gibi, sanki kötü bir şeymiş gibi baskılana baskılana gelir. Tam da işte bunu vurgu, baskılana baskılana böyle bir şekilde kötü bir şeymiş gibi içselleştirilir. Böyle bir koşullama içerisine ataerkil sistemin sonucunda kadınlar sokulur. Bunların hayatın içinde başka noktalarda da karşılıklarını, işte erkeğin çok daha atak, çok daha ön planda, iş yaşamında olsun, kamusal alanda olsun, daha böyle hareketli bir şekilde, kadının ise daha kontrollü, daha sessiz ve işte cinselliğini sakınarak yer aldığını görürüz. Burada kadın erkek eşitsizliğinin en bariz motifleri, dışa vurumları karşımızdadır ve bunun bir boyutu da işte bu, yani menstruasyonla ilgili kültürel, geleneksel tavır ve davranışlardır. Bunların yıkılması, değişmesi lazım. O yüzden elbette işte sonuçta reklamında, tüketiciye ulaşma yolunda bir ürünün tanıtımıyla ilgili bir yanı var. Böyle bir işlevi olduğu söylenebilir. Tabii ben reklam konusuna da çok daha eleştirel bakıyorum ama konumuz olmadığı için onu bir köşeye bırakıyorum. Bizi izleyenler bilinmiyor sanmasınlar yani, söylenmediği için. Ama esas mesele nedir burada? Bu sadece şeyde karşımıza çıkmıyor. Belediye başkanının uygulaması olarak burada kendince bir kamu hizmeti yapıyor ve bunu paylaşıma açıyor. Nasıl ki işte İstanbul'da kent lokantaları açıldı. O kent lokantalarının işte duyurularını görüyoruz. Burada da böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bunu böylesi bir eleştiriye oturtmak, kadının hayatın içinde ikincilliğini, erkek karşısında ikincilliğini bir anlamda meşrulaştıran bir tavır oluyor. Onu söylemek lazım ve hatırlatmak lazım AKP'li kadın kolları başkanına, kendi dünyasında dindar muhafazakar camiada ve dindar muhafazakar AKP seçmen kitlesinde söz konusu olan, hiç de öyle mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün mahremiyet olmakla birlikte, hicab adı üstünde değil mi, mahremiyet olmakla birlikte aslında nasıl teşhire dönüştüğü bir dünyada, bence burada Eskişehir Belediye Başkanı'nın bu hizmetine böyle bir söz söyleme hakkı yok. Söyleyeceksen kendi dünyanda mahremiyetin, ihlalinin ne şekilde olduğuna ilişkin, ne şekillerde olduğuna ilişkin sayısız örnek var. Onlara söyle söyleyeceğini önce.